Evet, Üstadım Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerini okursanız elde edeceğiniz malumat şudur. Mustafa Kemal'in Süfyan, Münafık ve Deccal olduğunu bizzat kendileri yani Üstadım Hazretleri ifade etmiştir. Şuala Risalesi'ni ve Emir Dağı Laikası eserindeki Lozan'ın İç Yüzü adlı makaleyi ve 14. Şuayı vesaire ve benzeri risaleleri ve bilhassa ve bizzat Sırrı İnnaatayn Risalesini tetkiki ile mütalaa eder ve araştırır iseniz Mustafa Kemal'in Süfyan, Deccal ve münafık olduğunu anlarsınız, derk edersiniz, idrak edersiniz. Yeter ki siz bu güzel eserleri alın, okuyun ve halis bir şekilde, samimi bir kalp ile mütalaa edin, müzakere edin, mübahese edin. Zaten iman nuru kalbinizi, aklınızı ve ruhunuzu dolduracak Allah'ın izniyle. Sırrı İnnaatayn Risalesini okuduğunuz vakit karşınıza çıkacak tablo şudur. Süfyan, Deccal ve münafık olan Mustafa Kemal. Üstadın ifadeleridir. Üstadım Said Nursi Hazretleri bu ifadeleri kullanmıştır. Bakın, ezberimden söylüyorum. Kaynak Sırrı İnnaatayn Risalesi. Diyor ki nokta 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 ve Mason komite reislerinden ve hiçbir cihette müstahak olmadığı Mustafa Kemal ismi ile malum şahsı menhus o deccallerden birisidir. Birisidir, birisidir. O deccallerden birisidir. Kaynak Sırrı İnnaatayn Risalesidir.